Defol git bu evden. Bir daha yapma bu eve ayak basma. Yapma. Defol gözüm git seni. Dedim sana. Defol. Yapma. Gözüm görmesin oğlum seni. Dur. Dur oğlum. Ahmet. Ne oldu sana? Bırak dur gitsin. Cehenneme kadar yolla. Ahmet. Kapat kapıyı, gir içeri. Ya. Acıdı. Çok acıdı kolum. Kolum. Beni ittin. Beni ittin. Ben sana ne yaptım be arkadaş? Beni niye itti? Herkes itiyor zaten. Herkes. Sen de be arkadaş. Herkes itiyor beni. Herkes. Ya bu içki meneti beni ne hallere düşürdü? Yoksa ben bu hallere düşecek adam mıydım ya? Ahmet, ne oldu? Ne dediler? Hiç. Ne demek hiç? Konuşmadın mı? Konuştum. O zaman? Diyeceğimi dedim, geldim. Netice? Ben de soru soruyorum. Ne olduğu malum. Çıktın babanın karşısına, alttan alarak konuştun, ezilip büzüldün, sonra da aldın cevabını çekip geldin. Ben 20 yıllık kocamı bilmez miyim? Sen zaten ne bilirsin ki? Ağzından lokmanı alsalar gıkını çıkarmazsın. O Ahmet Usta melek gibi adamdır. Ne dersek yapar. Ahmet Usta gibisi yoktur. Ahmet Usta bir tanedir. Var mı onun gibisi? O inşaat yapar, para kazanır ve bütün parasını anasına, babasına, kardeşlerine harcar. Bu yüzden çoluğunu çocuğunu ihmal eder. Onların haklarını bile görmezden gelir. İşinden olur. İflas bile eder. Neden? Tek babası, kardeşleri sevinsin. Onlar rahat etsin. Ahmet Usta sürünsün. Onlar bey gibi yaşasın. Ahmet Usta ve ailesi inlesin. Onlar gülsün. Hanım, gelme üzerime. Sen bağrı yapma. Zaten asabım bozuk. Bir de sen... Ben senin kötülüğüne mi diyorum? Hakkını niye savunmuyorsun? Niye kendini enayi yerine koyduruyorsun? O arsa bizim değil miydi? Babam bize vermemiş miydi? Niye alıyor elimizden? Biz ne yaptık ona? Senelerdir her dediğini yapmadın mı onun? Cebine para koymadın mı? O dediği için onca paranı batırmadın mı? Önceden neydi durumumuz, şimdi nasıl? Bu hale kim getirdi bizi? O değil mi? Uydun onun aklına, paranı olmayacak yerlere yatırdın ve tükettin. Şimdi de sana verdiği arsayı alıyor. Niye karşı çıkmıyorsun? Niye? Ne oldu bize bey? O günler ne kadar mutluyduk. Ne güzel mübarek beldeleri de görmüştük. Hacı olmuştuk. Niye birden her şey değişti? Hep abilerinin yüzünden senin varlığını çekemediler. İşini, dükkanını çekemediler. Babanı kullandılar, seni perişan ettiler. Şimdi baban bütün malı mülkü onlara veriyor. Sana hep söyledim. Babandan aldığın tarlaların, arsaların tapusunu al dedim. Almadın. Dinlemedin lafımı. Dinlemedin. Dinletemedim. Hiç dinlemedin beni. Nereye gidiyorsun? Ahmet Bey, nereye gidiyorsun? Ahmet Bey, bu vakitte nereye gidiyorsun? Ah akılsız kocam ah. Nereye bu ya? Bekleyin biraz. Böyle de olmaz ki ya. Ahmet Usta'm bir şey mi oldu? Yok bir şey.
Ne neşeli adamdı ya. Birkaç aydır hep böyle. Babası, kardeşleri adamın her şeyini tükettiler ya. Ah, benim de böyle bir abim olsa. Adam kendini babası için, kardeşleri için feda ediyor. Bir de kıymetini anlasalar, benim böyle bir babam olacak var ya. Öyle deme. Babadır. Laf söylemek doğru olmaz. Oo, Ahmet Usta. Gelsene ya. He? Beni tanımadın mı? Ben Zeki, Zeki. Aa. Ya eski dostları ne çabuk unuttun ya. Ha, tanıdım, tanıdım. Hadi orada durma da atla bakayım hadi. Vay be. Seneler sonra yine karşılaştık. Ulan dik kulaklar. Bu adama iyi bakın. Bu adam var ya, bu adam memleketin en kral yapı ustasıdır. Benim de harbi arkadaşımdır ha. Yani bu adam var ya, bu adam mert adamdır. Bir yamuğunu görmedim. Aynı mahallede yetiştik. Ah be. Ne güzel günlerimiz oldu. Ne çilingir sofraları kurardık birlikte. Öyle değil mi Ahmet Usta? Sonra içkiyi de çok iyi içerdi eskiden ha. Yani içkinin hakkını verirdi. Bir keresinde iki tane ufağı susuz götürürdü de bana mısın demezdi. Ya bir de size bakın be. Bir ufak içtiniz hemen mayıştınız ya. Ahmet Usta'm bir tanedir be, bir tanedir. Sonra ne oldu bilmiyorum. Yani birdenbire değişti. Hoca kesildi başımıza. İçkiyi de bıraktı, bizi de bıraktı. Ha, sahi Ahmet Usta, sen hacca gittin değil mi? Gittin ya. Bizim bitirim Ahmet Usta oldu Hacı Ahmet Usta. İyi mi? Ben iyiyim. Şurada durur musun Zeki? Ne dedik şimdi ya? Dur dedim sana. Hoppala. Zeki! Tamam. Allah Allah. Hadi in ya. Ha Ahmet Usta. Eski mekana bekleriz. Uğra biraz. Laflayalım tamam mı? Eski günlerden bahsederiz. Annik kulaklar. Bu Ahmet Usta bir gelecek var ya. Üf üf. Gönlü ganidir. Yaşarız be. Selamun aleyküm. Ah, oğlum. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş bulduk anacığım. Sefalar getirdin. Hayrola? Ne var? Bir şey mi diyecek? Seni dinliyorum. Şey diyecektim baba. Ne? Şey ben şey... Aa sahi aklımdayken söyleyeyim. Şu senden geri aldığım arsayı kardeşine verdim. Çok zor durumdaydılar. Acıdım halle. Hem onun hakkı. Senin ihtiyacın da yok ki zaten. Öyle değil mi? Anlayışla karşılayacağını biliyordum zaten. Başkası olsa ortalığı karıştırırdı. Sen bir tanesin. Tapuyu da verdim. Ne hali varsa görsün. Niye gelmiştin? Hala söylemedin. Hiç baba hiç. Öylesine geldim işte. Ben eve gideyim eve. Oğlum kalsaydın. Yok anacığım gideyim ben. Bey. Hiç iyi etmiyorsun. O da senin evladın. Evlatlar arasında ayrım yapılmaz. Sen sus be kadın. Ne anlarsın kadın başınla? Değişmedin hiç. Yaşını başını aldın. Hala aynısın. Hala dediğim dedik diyorsun. Ne yaptı sana o çocuk? Ona evlenme dedim o kadın. Bana inat gitti evlendi. Hala o davayı sürdürüyorsun öyle değil mi? Ölüp gideceksin. Hala gelinine düşmansın. Kapat artık bu mevzuyu. Unut. O karısı var ya o karısı. Ah. Hep senin dediğini yapacaklar değil mi? Gelinim doğruyu söylüyor. Sana itiraz ediyor. O yüzden sevmiyorsun değil mi? Tamam be kadın kes be. Çocukluğundan beri Ahmet'imi ezdi. Onu hep korkuttum. Koca adam oldu. Millet Ahmet Usta Ahmet Usta diye el üstünde tutuyor.
ama senin karşında hala konuşamıyor. Neden? Hep senin yüzünden. Sana kes dedim kız, benim işime karışma. O karısı olmasa verirdim bütün tarlaları. O inat etti, ben de inat ediyorum. Bir şey söylemedin değil mi? Yine sustun. Ah, hep böylesin sen. Hep susuyorsun. Bir kere konuşsan ne olur sanki? Bir kere. Topuları da vermiş değil mi? Bana inat bunu da yaptı değil mi? Sen böyle oldukça her şeyimiz elimizden alır. Delirmiş bu senin baban. Delirmiş. Bir kere bir laf et karşımda. Bir kere. Hep böyle susacak mısın? Ben bu velet yüzünden. Ben bu hallere düşecek adam mıyım ya? Bir gün geleceğini biliyorsun. Arkadaşım benim. Sen bir tanesin be Bitirim Ahmet. Hadi gidelim bakalım, yürü. İyi akşamlar yenge. Biraz fazla kaçırdı da çarptı. Tabii epey ara verince ister istemez çarptı. Neyse. Ben emaneti teslim ettim. Müsaadenizle. İyi geceler abicim. İyi geceler. Ahmet, nasıl yaparsın sen? Nasıl? Tövbe etmiştin bu zıkkıma. Tövbe etmiştin. Hacca da gitmiştin. Ne oldu sana? Ne oldu? Ne oldu? Dayanamayacağım. Ne? Babana ses çıkarmadın, teslim oldun. Kardeşlerine teslim oldun. Bir de üstüne üstlük içkiye teslim oldun. Bir zamanlar bize cehennem gibi günler yaşatan içkiye. Hiç direnmiyorsun. Hiç kendin olmuyorsun. Sen nasıl acısın? Annemin evine gidiyorum. Beni geri getirmek istiyorsan önce içkiyi terk et. Gidelim artık. İstersen bir kahvede oturalım. Olur mu öyle şey? Bize gideriz. Yaparız bir çay, muhabbet ederiz. Bizimkiler de memlekete gitti. Evde yalnızım. Ayrıca söz de verdin. Hadi bakalım. Tamam tamam, gidelim. Gel gel, çekinme. Sağ ol. Şöyle otur, evin gibi rahat et. Ben çayı ocağa koyayım. Tamam. Oh.
Ahmet Usta. Rezil Ahmet Usta. Korkak. Ödlek. İradesiz Ahmet Usta. Dönek Ahmet Usta. Yazıklar olsun be sana. Yazıklar olsun. Şu şişe, şu içki karşısındaki haline bak. Seni ne hale getirdim? Bir bak. Ne var be bu şişede? Ne var? Kurtulamıyorsun. Yeter diyemiyorsun. Ödlek Ahmet Usta. Ödlek. Yuh olsun sana be. Yuh olsun sana be. Yardıma ihtiyacın var mı? Gerek yok, çay hazır. Zahmete girdim ben Nedim. Ne lüzumu vardı? Ayıp ediyorsun abi. Bu çay başka çay. Çünkü bu çayı ben yaptım. Açsana telefonu. Alo? Alo Nedim. Ben Nedim değilim. Arkadaşı Erkan. Ha, ben Nedim'in eniştesiyim. Sana bak bak. Ona söyleyin yukarı mahalleye gitsin Hacı Ahmet Usta'yı görsün. İnşaat için iki amele bulacaktı bana. Bulup bulmadığını öğreniversin. İzahmet. Tamam söylerim. İyi günler. İyi günler. Duydum duydum. İyi ama Hacı Ahmet Usta kim? Sen tanıyor musun? Yo hayır. Neyse. Sonra buluruz elbet. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Yarın gider görüşürüm ben. Ya neredesin abi ya? Tamam getiriyoruz işte. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Ben Hacı Ahmet Usta'yı aramıştım. Onu nerede bulabilirim? Her zamanki yerinde. Ömer hadi oğlum beyefendiyi götür. Tamam sağ ol. Bu arkadaş abi seni arıyor. Sağ olasın. Ne? Gel abi şöyle gidelim biraz konuşalım seninle. Yaktım. Yaktım kendimi yaktım. Bozuldum beni bitirdim. Mahvettim. Affedersiniz sizi rahatsız ettiysem. Yok yok. Rahatsızlık mı olur canım? Ben her gün böyleyim. Bir yıldır. Hem içiyorum hem kahrediyorum kendimi. İçmek istemiyorum ama yine de içiyorum. Tövbe ediyorum yine gidiyorum o berbat yere. Kurtulamıyorum. Her gün bir imdat bekliyorum. Ama yok. Öyle bir bataklığa saplandım ki çırpındıkça batıyorum. Hep yenildim. Hep yenildim ben. Öyle aman sen. Aman dikkat edin. Özel. Ahmet Usta. Siz büyüğümsünüz. Size nasihat vermek haddim değil. Ama ben sizin gibi evler yapan, binalar diken, usta olarak nam salan birinin içki karşısında pes etmesini anlayamıyorum. Pes ettim işte. Pes. Bence pes eden siz değilsiniz. İsteseniz içkinin harap ettiği gönül evinizi tamir edersiniz. İsteseniz içkiye dur diyebilirsiniz. Çünkü siz ustasınız. Ustalar harap olan binaları adam etmez mi? Yeni binalar yapmaz mı? Ahmet Ustam, siz de sevmiyorsunuz bu içkiyi. Zıkkım diyorsunuz. Düşman biliyorsunuz. Biraz cesaret ederseniz kurtulabilirsiniz. Azıcık direnseniz. Bu kadar gücü bulamıyor musunuz içinizde? Nerede ameleleriniz? Getirsinler harcı, tuğlayı. Yeni bir ev yapın içinizde. İnanın, inanırsanız başarırsınız. İnsanı tutsak eden her türlü düşman inanç karşısında biter. Lütfen ağlamayın. Ben içmezdim zıkkım. İçmezdim. İçirdiler. Bir yandan karım, bir yandan kardeşlerim, bir yandan babam.
Deli ettiler beni. Çare bulamadım. Eski arkadaşıma içkiye sığındım. Yaktım kendimi. Yaktım. Yani hayattan kaçtınız. Yani bir imtihan olan hayatın sorularından kaçtınız. Sorunlar karşısında dirençli olmadınız. İçinizde ya da başka bir yerde cevap bulmadınız. Bulmayı düşünmediniz. Hemen içkiye koştunuz. En kolayı, en korkunç olanı, en tehlikeli olanı tercih ettiniz. Ama her şey bitmiş değil. Dönebilirsiniz. Tövbe edebilirsiniz. Allah tövbe edenleri bağışlar. Onları yeniden diriltir. Gelin tövbe edin. Allah'a tövbe edip bu bataklıktan kurtulun. Yeni bir bina yapın içinizde ustam. Amelelerinizi çağırın ustam. Bir an evvel yapın gönül evinizi. Sahi, beni niye çağırmıştınız? Doğru ya. Niçin geldim, neyle karşılaştım, neler konuşuyorum. Eniştemin selamı var sana. Sadık Çırak. Bir inşaatı var da iki tane amele istiyordu sizden. Bulabilir misiniz? Sadık Çırak mı? Ben o isimde birini tanımıyorum ki. Tanımıyor musunuz? Bu işte bir yanlışlık olacak. Ama sonucu güzel bir yanlışlık oldu. Biraz evvel söylediklerinizi düşüneceğim. Eniştenizi tanımıyorum ama yine de iki amele bulacağım ona. Sen meseleyi hala çözemedin ama. Ben çözdüm. Sen benim bu halime bakma. Önceleri ben dosdoğru bir hayat sürüyordum. Acı bile olmuştum. Ama sonra başıma öyle olaylar geldi ki. Ama Allah seni gönderdi. Tam da her şeyden bir ümit ışığı beklediğim an. Tam da küçük, güzel bir söze, küçük bir nasihate ihtiyaç duyduğum, yandığım anda beni uyardı. Bana güzel halimi hatırlattı. Allah senden razı olsun. Enişte, senin söylediğin adamı buldum. Hacı Ahmet Usta'yı. Seni tanımadığını söyledi. Sen neden bahsediyorsun? Ne amelesi? Hacı Ahmet Usta kim? Şaka mı yapıyorsun enişte? Erkan'a telefonda söylemiştin ya, iki amele bul diye. Ben hiç öyle bir şey söylediğimi hatırlamıyorum. Ayrıca ben seni bir aydır hiç aramadım ki. Erkan'la da konuşmadım. Sen neden bahsediyorsun Allah aşkına? Yo. Alo Nedim. Konuşsana, duyuyor musun beni? Neler oluyor evladım? Seni evimize götürmeye geldim. Benimle gelir misin?